Bu kültür sohbetleri dediğimiz sohbetleri üç farklı alanda yapmayı planladık. İlkinde böyle genel konuları, genel kavramları konuşacağımız kültür, işte örf, adet, gelenek, hani kültür ve din, kültür ve feminizm diye bahsettik. Bu tarz hani kavramları, genel tüm hani dünyanın da gündeminde olan belki de kavramları, konuları konuşacağız. Daha sonra ikinci boyut işte bizim kültürümüz, yani spesifik Çerkez adetleri üzerine, yani var olma sebepleri, bu adetlerin nedenleri ya da işte bugün bize ne anlatıyor bu adetler? Bugün uygulamamızın işte bize yansıması ne? İşte güzellikleri neler? Varsa yükleri neler? Bunlar açıkça konuşmaya çalışacağımız şeyler. Yapılabilirse diğer kültürlerle benzerlikler ve farklılıklar, pardon, diğer kültürlerdeki adetlerle benzerlikler ve farklılıkları da konuşmaya çalışacağız. Örnek vermek gerekirse mesela hani burada neler konuşacağız? Çerkezlerde şaka anlayışı bir konu olabilir. İşte dilimizdeki Çerkez kültürü. Yani dilimizdeki Çerkez kültürü derken dil de kültürün bir parçası ve kültürden şeyler yansıtıyor. Yani nasıl diyelim, bir Türk'ün konuştuğu özel konularda, spesifik alanlardaki söylemleri, o deyişleri bir Çerkez'inkiye çok farklı oluyor. Çok bir halka özel kelimeler var. Yani başka dünyanın hiçbir yerinde yok. Mesela Türkiye'de gönül kelimesi buna örnek verilir. Gönül kelimesinin karşılığı diğer dillerde yok tarzında. Maalesef hani konu Çerkezce olacak bizim konuşmalarımızda. Bunun için bahsettiğim gibi örneğin mi Türkçe üzerinden verdim çünkü Çerkezce de bilmiyorum. Birazcık da büyüklerimize falan dil konusunda özellikle sorarak, öğrenerek ve Çerkezce bilen arkadaşlarımıza bu işi daha çok yükleyerek bunu o şekilde yapacağız. Yani dil boyutunu. Ve daha son olarak üçüncü boyutu ise rahat bir şekilde konuşabileceğimiz, iletişimde bulunabileceğimiz akademisyen, toplum büyükleri konuk olarak alarak. Üçüncü boyutu da bu. Bugün kültür nedir konusu üzerine ben biraz işte okumalar, araştırmalar yaptım. Elimden geldiği kadar yine işte araştırmaya çalıştım. Zaten bir giriş olarak yapıyoruz. İleride mesela bizim bugün hani kültür nedir diye yaptığımız programla belki de 6 ay sonra bir daha kültür nedir yapsak çok daha farklı şeyler ortaya çıkacağına eminim. Ama en azından hani bir giriş olarak ve daha devamında, program devamında en azından kültür kavramını biraz oturtmuş olarak devam ederiz diye düşündük. Yani biz burada aslında kültür kelimesinin anlamını ve tanımını yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu kültür kavramının bir anlamının olduğunu kabul ediyoruz. Ve bu aslında ne kadar anlayabiliyorsak bu anlamı ortaya çıkarmaya çalışacağız biz bugün. Öncelikle bir kültür kelimesinin etimolojisine biraz değinmeye çalışalım. Yani etimolojisinden biraz çıkarmaya çalışalım anlamını. Bu hani Latince bir kelime ya daha doğrusu İngilizce'de bulunan Latince kökenli bir kelime. Culture bildiğiniz gibi. İlginç nokta yani kökeninde tarıma dair anlamlar var. Toprağa işlemek, bir şeyleri ekip ürün almak anlamına geliyormuş. Bu, ben şöyle düşündüm, neden hani doğrudan tarımla alakalı? Aslında kültür, Türkçe'de ilk geçtiği zamanlarda tarımla alakalı şeyler için kullanılıyormuş yani. Sonuç olarak kültür, insandan insana geçen bir şey olduğu için tarım muhtemelen, yani insanın insana bilgisini, deneyimini, birikimini anlattığı ilk alanlardan biri olabilir. Kültür kelimesinin ikinci bir anlamı var, yani culture kelimesinin. Fransızca'da yani sanayi devriminden önce bu kelimeyi üstün bilgi böyle insanların demeyelim ama üstün bilgi kelimesini karşılayacak şekilde kullanıyorlarmış. Arapça'da ise bu kültür kelimesinin anlamı birebir neredeyse örtüşüyor. Hem de bu iki anlamla birlikte örtüşüyor. Hars ve sekafe. Hars kelimesi toprağa ekmek, malı toplayıp biriktirmek gibi yine tarımsal bir anlama geliyor. Sekafe tam manasıyla sekafe kelimesi de hakiki bir şekilde anlamak anlamına geliyor. Dolayısıyla Hars kelimesi ve sekafe kelimesi bütünleşirse culture kelimesinin Latince'deki kökenindeki o anlamla birebir örtüşüyor neredeyse. Çok ilginç yani iki farklı kelime, iki farklı kelimenin kökeni neredeyse birebir örtüşüyor. Aslında şöyle düşünebilir miyiz? Önceden insanlar göçmen şekilde yaşadıkları için toprağı işlemeye başladıktan sonra yerleşik hayata geçtiler ve yerleşik hayattan sonra bir kültür oluşturmaya başladı. Aslında kültürü başlatan şey toprağın işlenmesi. Oradan bağlantı kurarak hani topraktan gelmesi bu anlamda mantıklı aslında. Tüm kültürlerde, tüm dünyada yerleşik hayata geçtikten sonra kültür kavramı oluşabiliyor, insanların birbirine benzerlikleri oluşabiliyor. Ondan olabilir. Fransa'daki sanayi devriminde de mesela şey diye düşünün. Bir dönem burjuvaların çok yaygın olduğu veya nasıl diyeyim, o
sosyal sınıfların çok farklı olmasının nedeni de aslında bu. Bazıları kendi kültürü gördüğü için, toprağa sahip olduğu için üst sınıf olarak sayılıyordu. Diğerleri ise toprağa sahip olamadıkları için alt sınıf sayılıp kültürden mahrum kalıyorlardı. Aslında her şey yani çıkart ve toprağa sahip olmakla alakalı diye düşündüm ben sen anlatırken. Evet, evet. Ben çok güzel bir çıkarım yaptım. Hani bir ek olarak şey de olabilir. Burada da aslında farklı teoriler var. Hani neden benzer? Yani biri araştırmış, ben de oradan gördüm açıkçası. Şey de var mesela, bu Hars ve Sekafe kelimesi hani Kur'an-ı Kerim'den anlama çıkarılan kelimeler açıkçası. Şey teorisi de var mesela, hani Latince yani bir kutsal metin falan varsa bu kelime benzer olarak yani aynı anlamda o yani Kur'an-ı Kerim'deki anlamı da buna denk geliyor, benim bahsettiğim anlamlara. Latince'de de aynı anlamda kullanılmış yani o kutsal metinde öyle bir şey varsa tabii. Dolayısıyla aynı anlamda örtüşüyor da diye böyle de bir teori var. Bunun haricinde bir de kült dediğimiz bir şey var. O da kültürün hani kökeni diyemeyiz ama nasıl diyelim? Köken aynı olan kelime diyebiliriz sanırım. Bildiğimiz üzere ya ben aslında asıl esas diye biliyordum kült kelimesini ama ayin ve tören anlamlarına da geliyormuş. Yani törensel olan faaliyetler de bu yüzden aslında kültürün bir parçasıdır diye bir çıkarım yapabiliriz. Yani kültür benzer kelimeler. Dolayısıyla orada da bir ilişki var. Yani gerçekten de öyle bakarsak hani kültüre dair şeylerin daha çok törensel olduğunu görürüz. Aslında bizim mesela Çerkez adetlerinde yemek yemek bile bir törensel bir şeydir. Yani dua edilir işte tabii birçok kültürde böyle ama yemek yemek dahi büyük bir tören işte ayağa kalkılır, neden işte tavuğun ya da etin hangi parçası kime verilecek falan onların hepsi ayarlanır. Dolayısıyla her şey bir kültür yani bir törene dönüştürülüyor ki bunun en güzel örneği ve en büyük örneği de düğün olur. Baştan sona bir tören yani sonuç olarak. Kökenine dair benim aktaracaklarım bu kadar. Birazcık kafamı karıştıran iki kelime yani kültür ve medeniyet. Bunlar aynı şeyler midir, farklı şeyler midir? Biraz buna bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım şimdi. Bu ilk aşama köken hakkında dediğim gibi bu kadar. Şimdi açıkçası kültürü tanımlamak çok zor bir iş. Yani kültür nedir desek herhalde şu anda doğrudan bir tanımlama yapmak çok zorlanırız yani. Herkes için bir şey ifade ediyor ama evet. Ya işte kültür ya hani ama bir şey kültür kelimesini kullanmadan tanımlasak herhalde herkes çok zor şeyler yaşar. Ama benzer şey yani soru olarak hani kültür tanımı nesnel midir? Kişiye göre değişir mi yoksa sabit bir tanımı var mıdır? Bazen bir soru geldi ama da. Ya bence hayatta hiçbir şeyin sabit bir tanımı zor hiçbir yani. Hiçbir şey sabit değil evet. Çünkü. Yani her fizik bilimi hariç, yani fizik bilimi sabittir. Yani atomu siz tanımlayabilirsiniz ama daha böyle sosyal konularda hani nesnel bir tanımdan öte hani topluma işte bakış açınıza göre değişen şeyler olabilir yani. Ya hatta o, matematiksel bilimlerde bile bir şeyin hakkında tek bir tanım zor yani. Hani yapılabilir ama değişiyor hani bilgi edinilip değişiyor yani. Bir de şöyle bir durum var, nesnel olarak somut olan şeylerin evrenmesi çok daha kolay ama kültür tamamen soyut bir kavram ve insanlar insana göre değişebilirdi. Yani yüzyıllar boyunca yaşayan insanlar var. 200 yıl önce insanların kültür olarak algıladığı şey de bizim şu anda kültür olarak algıladığımız şey aynı şey değil. Mesela biz Çerkezler olarak kültür olarak dediğimiz şeyle diğer insanların algıladığı şey de aynı değil aslında. Yani insan değişiyor, insanların yıllar boyunca düşündüğü şeyler değişiyor, bu yüzden farklılaşıyor. Yani aslında kültür detayı dedi ya. Yani detaylar tanımlanıyor tarzında. Öyle yani hani bunu bir kabul etsen her bir detay ve her bir tanımlama belki bunun 10.000'de birine denk geliyor. Dolayısıyla binlerce tanım yapmak mümkün değil. Hepsi bir boşluğu dolduruyor yani. Burada aslında bizim bahsettiğimiz konuyu da aslında Cemil Meriç'in bir sözü var. Hani güzel denk geldi. Tam oturuyor. Yani kültür çok kaypak bir kavramdır demiş. Yani tahlil edemezsiniz. Çünkü unsurları sonsuz. Tasvir edemezsiniz çünkü bir yerde durmaz. Manasını kelimelerle belirtmeye kalktınız mı elinizde havayı tutmuş gibi olursunuz. Yani tabii böyle deyip bırakmayacağız. Tanımlanamıyormuş. Bırakalım bunu demeyeceğiz. Ama işte bahsettiğimiz gibi aslında ne kadarını tanımlayabiliyorsak, ne kadarını konuşabiliyorsak o kadarını konuşmaya çalışacağız. Aynı işte bunun gibi dinlediğim bir konuşmada da bir konuşmacı diyorduk yani balık için deniz neyse İnsan için de kültür odur. Yani içinde yaşadığımız her şey aslında. Dolayısıyla aslında hatta şöyle bir cümle kuruyordu. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız ama insan en çok kendi kültürünün farkına varmaz diyordu. Yani böyle de bir cümle vardı.
Yani bence şöyle, yani ne kadar dışarıdan baktığınla, ne kadar işte ben ne yapıyorum diye baktığınla alakalı bir şey. İnsan en iyi de kendi kültürünü tanır aslında. Ama işte ne kadar kendi kültürü hakkında düşünüyor, ne kadar bakıyor, ne kadar düşünüyor, bu önemli bir unsur yani. Bu dediğin gibi yani deniz, eğer işte balık için denizse, denizin içindeyken denizin farkına ne kadar varabilirsin yani. Evet. Yani tamam, bir deniz içindeyim dersin ama deniz o kadar farkında olarak bilemeyebilirsin yani. Aynen öyle. Yani bahsettik işte farklı tanımlamalar da mevcut diye. Ve 164, bir makalede gördüğüme göre de 164 tane tanımlama var şu anda. 164 tane kültür tanımlaması var. Bir tane de biz bu toplantısını, evet, bir tane de biz ekleyelim. Yapalım. İyi olur. Deneyelim. Mesela birkaçını bahsedelim. Yani bir tanesi diyor ki mesela, bir toplumun zaman içerisinde ürettiği doğruyu ve yanlışı belirlerken kullandığı doğal kanunlar tarzında bir tanımlama var. Birçok açıdan eksik mesela bizim, hani burada mesela giysi nerede? Giysi kültürü. Toplumu neye göre değerlendirdin? O kurtar ilk aklıma o geldi. Toplum dediği neye göre? Mesela benzer meslek gruplarına göre mi? Aynı soydan gelmelerine göre mi? Aynı dil konuşmalarına göre mi? Toplum olarak neydi? Valla burada toplum diyen benim açıkçası. Burada daha çok millet kavramı kullanabiliyor. Ya da işte ortak değerlere sahip bir toplum tarzında. Ben hani genel olarak toplum diyelim, kurtulalım diye toplum dedim yani. Bir ikincisi, işte toplum içinde oluşan herhangi bir sorun için üretilen bir çözümlerden birisinin yaygınlaşarak genelleşmesi. Bu benim açıkçası çok da hoşuma gitti bu tanım, yani kültürede. Bir daha söylersen bizim de hoşuma gitti. Toplumun içinde oluşan herhangi bir sorun için üretilen çözümlerden birinin yaygınlaşarak genelleşmesi. Bu aslında böyle, hani çok böyle gibi geliyor. Yani böyle mesela, ya zaman içerisinde, bunun tabi zaman içerisinde değerlendirilmesi lazım ama şu anda çok bir aklıma örnek gelmedi ama yani bir tane vereceğim. Yani katılırsınız katılmazsınız, geçen çünkü bahsedilmişti. Cenazelerde, çerkezlerde, yani cenaze anında kadınlar taziye gitmezmiş. Böyle bir adet var. Biraz hani nasıl diyelim, o yakarmak, belki de o hani tam bir duygu boşalımı yaşadıkları için sanırım. Böyle bir kültür oluşmuş. Yani kadınlar daha çok hani cenaze gömüldükten sonra taziyeye giderlermiş cenaze başına. Yanılmıyorsam bu şekildeydi. Bu da biraz şeyi önlüyor işte. Yani o cenaze anındaki o hani belki de bir hani ne söylendiği bilinmeyen o an önlenmiş oluyor. Yaşanmıştır. Yani böyle bir şey, hani nasıl diyelim, hani kadınlar da geliyordur cenaze anında muhtemelen. Baktılar hani bir kaos oluşuyor. Yani gerçekten bir yönetilmiyor falan. Yani bir ihtimal böyle olmuş olma ihtimali var. Yani belki hani örnek daha hani saldırgan olmayan bir örnek seçebilirdi. Biraz bir saldırgan tarafı var ama. Az feminist. Evet. Ya böyle bir şey var. Yani bir sorun var. Tam bu soruna yönelik bir çözüm üretiliyor birisi. Ve bu yaygınlaşıyor. Yani çok mantıklı gibi muhtemelen. Bu tanım o yüzden benim açıkçası daha çok hoşuma gitmişti diğerinden ziyade. Yani bu tanımlamalar muhtemelen zamanla da çok artacaktır. Yani 5 yıl sonra bir makaleye baksak kültür, işte kültür diyemine kaç şekilde tanımlanmış, belki giriş cümlesi kültür hakkında 300 farklı tanımlama mevcuttur diye olacak. Şu anda bile bir sürü tanım var yani. Hiçbiri yetmemiş ki hala tanıtılmış yani. Evet. Bunlar kim saymış mesela? Bunlar sadece bilimsel olan kısmı. Herkes işte kişiden kişiye zaten, yani insan sayısı kadar kültür tanımı var aslında şu anda. Evet. Konuşabilmeye başladıktan sonra. Yani muhtemelen bu sadece bir insan ya da bir grubun kültürü ne kadar kaç farklı şekilde tanımlanmış diye ortaya koyduğu bir çalışma. Yani 164 sayılmışlardır. Belki de kaçırdıkları da vardır yani. Tabii mutlak bir şey değil. Tabii hani bu tanımlamalar muhtemelen zamanla artacaktır. Cemil Meriç de zaten bu konu tanımlanamaz falan diyor diye atlamayacağız elbette. Ve kültürlerimizden geldiği kadar tanımlamaya çalışacağız bugün inşallah. Önce işte burada kültür ve medeniyet kavramlarını da bir ayırmak lazım diye düşünüyorum. Bu aslında kültür kelimesi, yani kültür ve medeniyet birçok sosyolog, antropolog, bu alanla doğrudan ilgilenen kişiler tarafından tek bir kavramla, yani sadece kültür denilerek açıklanabiliyor. Yani kültür ve medeniyet daha doğrusu eş anlamlı olarak kullanılabiliyor. Bu da işte yani bir toplumun taşıdığı manevi, maddi tüm değerlerin hepsine kültür deriz tarzında çok genel bir tanımlama mevcut. Ancak ayrım tam kesin olmasa da bir toplumun taşıdığı manevi değerler ve maddi değerleri birbirinden ayırabiliriz. Ve işte manevi değerlere yönelik tarafına kültür, maddi değerlere yönelik, maddi ve teknik değerlere yönelik tarafına da medeniyet diyebiliriz diyenler de var. Bu yani ayrım yapılabildiği sürece bir şey daha çok derinleşiliyor, anlamına daha çok nüfuz ediliyordur aslında. Yani dolayısıyla hani birazcık da katılmamak derdi değil yani gelişim açısından.
Ve Ziya Gökalp da aslında bu iki kavramı birbirinden ayıran insanlardan bir tanesi. Ve kültür kelimesini hani Türkçe bir kelime bulalım tarzında Hars diyor. Aslında başta da bahsetmiştik, Hars kelimesi Arapça kökenli bir kelime. Ama kültür kelimesinin karşılığını Hars kelimesini kullanarak kullanıyor Ziya Gökalp. Ve şöyle diyor, Hars yükseldikçe medeniyet doğar. Her milletin, her halkın bir Harsı vardır. Medeniyet Hars yükseldikçe ortaya çıkar tarzında bir cümlesi var. Daha somut bir ayrım yapalım. Yani kültür ve medeniyet kelimeleri arasında. Ve başta dediğimiz gibi medeniyeti daha çok teknik eserlerin bütünü olarak ele alalım bugün. Ve kültürü bir toplumun kendi tarihinde meydana getirdiği manevi değerler ve işte meydana getirdiği işte bu hükümlerin bütünü tarzında ele alalım. Dolayısıyla ne demiş olduk? Kültür milli ya da bir topluma aitken medeniyet aslında milletler üstü bir kavramdır diyebiliriz. Yani dolayısıyla medeniyetin de bir millete ait olabileceği düşüncesi de var. Yani işte böyle de bir şey var. Hatta aynı makalede okurken bile çok birbiriyle çelişiyor. Yani o kadar net değil ki. İşte medeniyet de aslında bir millete ait olabilir tarzında şeyler de var. Buralar aslında hızlı geçmek lazım. Ben aslında burada bir cümleye katılıyorum. O da şu, kültür ulusal, medeniyet ise milletler arasıdır. Bunu da aslında Osmanlı ve Roma örneklerinden belki ele alabiliriz. Yani yaşanmışlıklar, biraz da tarihten yardım alarak. Bu medeniyetler işte inşa ederken gerçekten bir ana bir kavim var. Onu yatsınamaz, bir millet var. Ama bir noktadan sonra bu medeniyetler birçok milletin ortak katkısıyla oluşmuş oluyor. Hatta hem millet birçok milletin ortak katkısıyla oluşmuş oluyor, hem de oluştuktan sonra birçok milleti etkisi altına alıyor. Birçok milletten hem besleniyor, hem de birçok milletin medeniyeti haline de geliyor. Yani birçok millet bir medeniyetin paydaşı haline gelebiliyor. Kafkasya'ya getirecek olursak mesela ben düşünüyorum ki hani Kafkasya medeniyeti diyebiliriz. Bu medeniyetin içinde de birçok kültür olur. Yani Abhaz ve Çerkezleri bir arada alabiliriz bence. Gürcüler bir ayrı bir kültürdür. Yani işte Çeçenler biraz bir ayrı bir kültürdür. Alan kültürü var. Bunun gibi Ermeniler bir ayrı bir kültürdür. Ama bilmiyorum, Ermenileri tam olarak hakim değilim ama diğer saydığım medeniyetleri bakarsak hani özüne, kişiler arasındaki iletişime, kişiyle toplum arasındaki iletişim çok benzer. Yani birçok şeyde oturuş kalkışına kadar çok benzerlik söz konusu. Yine de birbirinden ayıracak kadar, hani farklı bir kültür olarak tanımlanabilecek kadar da farklılar. Ama bir araya getirsek sanırım bir Kafkasya medeniyeti tanımlaması uygun olur Kafkasya için. Bahsettiğim bu kavimler, milletler için de tek tek ayrı kültür diyebiliriz. Yani burada maddi ve teknik şeyler demiştik, değerler demiştik. Bunlar daha çok işte bu, ben hani mimari, resim, müzik ve heykel gibi konular olarak düşündüm. Bunlar daha çok işte medeniyet, yani bir kültürden oluşan medeniyetin oluşturduğu şeyler. Bunlar da medeniyet, oluşturduğu medeniyet diyebiliyoruz. Yani oluşturduğu mimari nasıl, işte sanat, resim sanatı, bu da ayrı bir sanat. Yani müzikisi, müziği nasıl. Bunları zaten yapabilen bir halk, bir topluluk aslında biraz da medeniyetleşmiş oluyor. Yani öyle de bir şey var. Ancak şu var, yani yine de hani kültür nedir desen işte bir halkın mimarisidir, sanatıdır, müziğidir de görebiliyorsun. Bu da aslında biraz hem bahsettiğim gibi birbirinden ayrılması çok zor kültür ve medeniyet kavramlarını. Hem de aslında hani ne kadar medeniyet hani teknik şeylerden, maddi şeylerden oluşuyor desek de onları beslenen de aslında kültür yani. Birazcık da kültür ayağın, işin ön ayağı oluyor, ruhu falan oluyor. Öyle de bir şey var yani. Şimdi bütün bu açıklamalardan sonra kültür hakkında şöyle tanımlama yapabiliriz sanırım en geniş çaplı. Kültür en başta o toplumun konuşma ve yazı dili, edebiyatı, sanatı, bilimi, felsefesi, örf adetleri, gelenekleri, töreleri, halk inançları, ahlakı, hukuku, değerleri, sembolleri. yani hatta ekonomik anlayışı, ayin ve törenleri, hani maddi tarafını medeniyete atfetmiştik ama yine müziği, resmi, oyunları, bunların hepsi aslında bir topluluğun kültürüdür. Yani kültürünün hayata yansımalarıdır. Kültür kavramını bu şekilde özetlemiş olayım. Burada bir de hani karışan bir şey var aslında. Bir de gelenek ve adet kavramları kültür değil dolayısıyla. Yani kültürün içindeki sadece bir bölüm. Alt başlık. Evet, bir alt başlık. Yani burada da biraz oturtmamız lazım. Ben yine şahsen hani gelenek ve adeti tanımlamakta yine çok zorluk çekiyordum. Yani gelenek ne, adet ne? Hani bunların şeyleri.
Dum dedin, neymiş peki? Evet, biraz baktım, yine zorluk çekiyorum ama farklılıklar, çok ufak farklılıklar var. Yani Türkçe kullanımımızda da aslında yanlışlıklar var. Yani biraz benim anladığım kadarıyla. Yani biz bu kavramları, geleneği, adeti, kültür kelimesini yerine kullanırsak aslında hem yanlış bir kavram kullanım yapmış oluyoruz, hem de bir şeyi çok kısıtlıyoruz yani kültür kelimesini. Dolayısıyla işte bir adete uymayan aslında, ya da bir adeti yapmayan aslında o kültürden değil olmuyor. Yani biz öyle bir tanımlama yapıyoruz ki adetlerle kültürü özdeşleştirdiğimiz zaman işte kültürü sadece adetler bazında, hani adetlere uyma bazında bakabiliyoruz. Dolayısıyla bunun da ayrımının yapılması lazım. Hani gelenek ve adetin ayrımını yapmak lazım. Aslında hani çok hepimizin duymuşuzdur muhtemelen. Hani gelen ek, hani ayırırlar, gelene ek tarzında söylenir. Yani geleni kabullenmek ve üstüne eklemek diye ben düşündüm açıkçası, gelenek kavramı. Burada İngilizcesine yine girmek biraz hani faydalı oluyor, daha çok şey öğrenebiliyorsun. Tradition, Latince köken ise tradere. Bu kelime teslim etmek, devretmek anlamına geliyormuş. Tradition, teslim etmek ve devretmek anlamına geliyor. Burada biraz şey düşündüm, aslında bir şekilde trade ile alakalı mı? Hani trade, ticaret deriz ya. Latince tradere ticaretle alakalı, yani evet. Satmak veya teslim etmek anlamı taşıyor. Yani satış yapılıp satış yapıldığını bildirirken tradere kelimesi. Öyle mi? Latince. Evet. Yani farklı şeyler açıkçası tam istediğim bilgiye erişemedim. Yani sen öyle diyorsan kesinlikle. Ben işte şey diyorum, trade kelimesi işte Almanca'dan gelmiştir, farklı bir anlama falan gelir tarzında bir site gördüm ama çok da derin araştırmadım. Yani bana da çok mantıklı geliyor yani kökenin o zaman. Germen dili, ya Almanca'da aslında Germen dillerinden oluyor ve yine Latince'den oluyor. Hmm. Yani pek çok dilin aslında kaynağı Latince. Evet. Özellikle Avrupa dillerinin kaynağı Latince, evet. Çoğu Latince'den geçmiş. Mesela tradition kelimesi, trade kelimesi Almanca'daki. Ve çoğu Latince'den alınmış aslında. Yani dolayısıyla bir alışveriş söz konusu yani bu işlerden. Bu hani ne olmuş oluyor işte? Hani geçmiştekinin geleceğe iletilmesi, onların kabullenişi ve üzerine bir şeyler ekleyip bir sonrakine. Yani gelenek böyle daha çok genel bir kavram. Ama adet ise şöyle kullanılabiliyor. Yani daha da detay meseleler, daha dar alanlarda kullanılan bir kelime. Mesela benim adetim ya da bizim ailenin adeti. Evet. Gibi birazcık da öyle yani. Mahallemizin adetinde şu var tarzında. Ama gelenek işte bir toplumun, bir kültürün belki de tamamının kabullenip hayatlarında kullandığı işte günlük meselelerde düzenli faaliyetleri tarzında tanımlayabiliriz yani. Özellikle sosyal alanlarda tabii. Yani şöyle diyelim, özellikle bir durum tüm toplumun adeti ise ona biz gelenek diyelim. Yani adeti geleneği bu şekilde aslında üç başlayınca dedik aslında. En yukarıda buna kültür, evet. Gelenek bölgelere göre, yani çok büyük bölgelere göre. Mesela Türklerden örnek verirsek, hani Kırgızistan'da yaşayan Türkler farklı, Türkiye'de yaşayan Türkler farklı, Azeriler farklı, yine de büyük bir kavram. Ama adetse daha küçük grupların veya bölgesel olarak çok daha küçük grupların, yani üçe ayırabiliriz. Kültür, gelenek, adet. Yukarıdan aşağı doğru gidiyoruz aslında. Evet, aynen bu şekilde. Kültür, yani gelenek ve adet kavramlarını bu şekilde kısaca geçebiliriz bence. Biraz da kültür bilimi denilen bir şey var açıkçası. Bu kültürü araştıran insanlar var. Buna da aslında hani kültür bilimci diyebileceğimiz insanlar. Doğrudan böyle bir tanımlama var mı bilmiyorum ama kültür bilimi diye bir bilim alt dalı var açıkçası. Burada işte ne yapılıyor? Deniliyor ki yani insanların tümünün davranışlarını anlamak imkansız yani. Değil mi? Yani insanların tümünü bir kefeye koyamayız. Ancak işte bu aynı kültüre sahip insanlar hakkında genellemeler yapmak mümkün. Burada aslında sosyal bilimlerde, mesela psikoloji, iktisat gibi alıyor bir iktisatçı, bir psikolog. Yani bırakın yaşadığı alandaki tüm insanları incelemeyi, belki çalıştığı alanı sadece, belki sadece kendinden yola çıkarak psikoloji yapıyor. Belki sadece gördüğü, işte bilmiyorum, yani kendi fabrikasında gördükleriyle bir iktisat teorimi ortaya atıyor. Yani böyle bunlar işte ilk... Hani... Mesela ben bir şey yapıyorsam herkes bir şey yapıyordur mantığı var aslında. Evet. Oradan yola çıkıyor aslında ama bunun araştırılması ve yeni kültürlerin öğrenilmesi, yeni dillerin öğrenilmesi avantajı bu. Hı-hı. Aa öyle değilmiş, başkalarında farklı bir yaşayış biçimi varmış. Evet. Evet. İnsanın başkasını kendi gibi bilmesi kadar doğal bir şey yok aslında ama konu kültürde, yani. Bırak zaten biz diyoruz hani aynı kültürün içindeki insanlar bile o kadar uzak ki, farklı kültürler içindeki insanlar o dünyaya o kadar farklı bakıyor ki aslında. İşte öyle bir böyle genel tanımlama yapmanın bir şeyi var, yani eksiklik tarafı var.
yani nasıl mesela Freud'un ben çocukluğumda böyle bir şey yaşamıştım, bu olay şu demesi nasıl tüm insanlığı tanımlayabilir? Yani çok ilginç aslında. Ya bir yerlerden yakalıyor ama orayı da kaçırmamak lazım. Freud'un birçok kuranının hala okullarda tutuluyor olması demek ki bazı insanların da aynı şeyleri kendi kültürlerinde yaşadığını sembolize ediyor. Ya şöyle, çünkü insan olarak hepimiz benzer canlıyız. Sadece gördüklerimiz, yaşadıklarımız bizi farklılaştırıyor. Yani temelde aslında aynı şeyi yaşıyoruz. Ama sadece hayatı farklı algıladığımız için farklılaşıyor. Aslında biraz da öyle. Ama bizim bu farklı algıladığımız şeyleri doğruymuş gibi karşıdakilere anlatmamız biraz orada saçmalık oluyor. Yani tamam, ben bunu yaşadım, böyle düşünüyorum ama başkası başka şekilde algılayabilir bu durumu diye. O yüzden kültür bu kadar geniş bir kavram oluyor. Herkes bir şeyler ekliyor aslında. Şöyle de bir şey söylenebilir. Yani tüm insanların gerçekten ortak olduğu yönler de vardır. Hatta çok fazladır muhtemelen. Ama burada mesela kültürü tanımlarken demiştik ya, belli sorunlara verilen spesifik çözümler tarzında. Dolayısıyla o kültürün içerisinden bir soruna yönelik bir çözüm önerisi geliyor. Yani burada zaten hani belki de bu genel tanımlama yapanlar burada takılmış oluyor. Yani o kültüre dair bir sorun var zaten. O kültüre özel, başka kültürde yok. Hani böyle ayrıntılar da mevcut. Dolayısıyla hani bu farklılıklardan dolayı doğrudan insanların tümünü tanımlamak mümkün değil. Ve işte daha çok hani kültür bazında genelleme yaparak tanımlamalar yapmayı daha uygun bulmaya başladılar. Bilimler de aslında böyle yapıyor. Mesela psikoloji alanından bakarsak kültürler arası psikoloji diye bir şey oluştu yani son bilmiyorum kaç yıldır ama sanırım 60-70 yıl önce öyle bir şey yoktu. İnsanlar farkına vardı cidden. Hani kültüre göre çok şey değişiyormuş. Yani bir Japon çocuğunun yaşadığıyla bir Amerika'daki çocuğun yaşayışı, ailesinde gördüğü ilişkiler çok farklıymış. Yani biz burada oluşturduğumuz teorenle orayı tanımlayamıyormuşuz. Farkına varıp kültür bazlı sosyal bilim yapmaya başladılar yani. Bu işte yani bizim aslında kültürü de araştırmamızın bir nedeni. Gerçekten çok önemli bir kavram. Yani hayatın anlaşılabilmesi, insan hayatının anlaşılabilmesi için en kritik kavramlardan birisi. Kaldı ki tüm milletlerde yani tüm dillerde kültür kelimesini karşılayacak muhtemelen bir kelime vardır. Yani bu bile aslında çok şey gösteriyor. Bu kavram aslında bu bahsettiğim şey yani çok aşırı detay çalışma isteyen de bir şey. Yani ben böyle söylüyorum ama sadece neler çalışılmış, neler yapılmış, hani kültürlerin farklılıkları nedir vesaire deseniz hiçbir şey hani söyleyemem. Dolayısıyla bu başlı başına bir çalışma alanı. Yani bu alanda neler yapılmış, hani kültürel farklılıklar gözlenip ona yönelik işte ne tür sosyal bilimlerde ne tür değişiklikler oluşmuş vesaire. Bu sanırım hani belki ayrı bir konu da olabilir. Ama şu anda bu konu hakkında hani bu kadar şey aktarabileceğim ben. Daha çok hani günlük şeylere gelelim. Yani son olarak belki de günlük hayatımızda yaşadığımız şeyler üzerinden birazcık da anlamaya çalışalım. Yani burada aslında iki ilginç örnek ben bahsettim. Birincisi şaka, işte mizah anlayışı, birisi de küfür. Yani şöyle, küfür ve hakaret dahi bir kültürün parçasıdır demek istedim açıkçası. Yani gerçekten de öyle. Yani burada tabii ki de örnekler falan vermeyeceğiz ama her yani bir mesela bilmiyorum. Finlandiyalı bir insanın küfür edişiyle, hakaret edişiyle bilmiyorum bir Afrika'da işte Somali'deki bir insanın hakaret edişi de cidden farklı. Yani o da bir kültürden gelen bir öğrenim bir şey. Ve işte burada şöyle bir şey var. Bir toplulukta ne değerli görülüyorsa en değersiz şey üzerinden o değerli şeye hakaret ediliyor. Evet. Mesela daha çok ailevi değerlere küfür edilen bir yerde neler anlatıyorsun? Türkiye'de mesela aileye, kişiye hakaret ediyor. Ama mesela İngiliz öğretmen olduğum için onu biliyorum. İngilizler duruma karşı saldırgan cümleler kullanır gibi. Evet. Yani dediğin gibi hangi konu hassassa o konudan bulmaya çalışılır karşıdaki kişi. Daha çok ailevi değerler hakaret edilen, küfür edilen yerlerde aslında daha çok ailevi değerler önemli. Yani burada da Çerkezce'de de biraz böyle şeyler yayılmış açıkçası. Ailevi değerlere küfür ve hakaret ki bu şunu da doğuruyor. Yani böyle küfürler aslında o kadar az edilir ki bu tarz şeylerden. Yani bir ölüm, yani bir savaş aslında böyle bir küfür. Ama şeye bakarsın, bir de şunu da söyleyelim, daha sonra geçeyim. Bu hakarete benzer şeyler kültürel olarak kabul edilmeyen yakıştırmalar üzerinden yapılır. Mesela uzun bir hakarete dönüşebilir bir millette. Cılız bir milletin işte bir kültürün bakış açısına kadar ya da şişman bu normal de olabilir. Ama kültürden kültüre bu tarz kelimelerle bile ya da hayvan ismiyle hakaret etmek. Yani
birisi mesela kuş diyerek bir kültürde olabilir. Yani bir kuş ismi söyleyerek birine hakaret ederken, mesela Türkiye'de daha çok hani köpektir, bilmiyorum, o tarz şeyler hakaret olarak zaman işte değişebiliyor da hani şey algısı, küfür algısı. Küfürde de mesela argolatını kabartıyor. Evet. Özürlü kelimesi mesela önceden kullanırken şimdi hakaret olarak algılanıyor. Önce engelli kullanıyor. O da artık özel gereksinimli oldu. İyice değişebiliyor. Hı. Bu ikinci bir husus demiştik, bu mizah ve komedi kanlayışı. Burada da yani kısa geçmek istiyorum biraz. Mesela şöyle, komik durumlarda yani çok farklı hani şaka yapma, mizah yapma anlayışı var ama bir de mesela uygunsuz şeylerin bir araya gelmesi de mizah oluşturur. Ve bu uygunsuz şeyler de aslında kültür tarafından belirlenir çoğunlukla. Yani iki uygunsuz şey bir araya getirir. Bilmiyorum mesela, hani eczaneye gidip ekmek iste tarzında. Bu belki çok iyi olmadı ama ya mesela benim bir kuzenim şeşen oynarken babası şişinlenirken onu kesmişti. Yani girip kendi yani kesti demek, o kenara geliyor, oynuyor. Bu çok yanlış, ayıp bir durum aslında. Babası oynuyorsa zaten onu oynamaması lazım. Ama ortamda bir garip bir komiklik oluşmuştu. Yani çok uygunsuz, iki uygunsuz olan bir araya geldi ve insanlar biraz gülmüştü yani nasıl hani böyle hani cidden mizahın ve işte komikliğin. Hatta şey yapılır çok. Ya, babam bunu çok yapar. Hani kültür hiç bilmeyen yabancı biri, yabancı işte farklı milletten biri geldiği zaman onu sanki kültürümüz öyleymiş gibi tamamen yanlış bir şey yaptırır mesela bazen. Yani o çok kültürel bir şey yapıyorum zannedir ama tam yapması gerekenin zıttıdır. Ya bilmiyorum mesela hani Çerkez pastası yenirken mesela işte çorbayı alıp pastaya batırmak gibi mesela. Tam zıt yani, yapması gerekeni tam zıttı. Biz böyle yeriz diyor mesela. Hani tam uygunsuz olan şey uygunmuş gibi. Hani bu işte uygunsuz şeyler de bir mizahın hani bir kültürün de bir parçası oluyor. Dolayısıyla işte bir kültüre komik gelen şey başka bir şeye çok mantıksız gelebiliyor. Çünkü uygun görebiliyor. Komik durum oluşmaya gidiyor. Ya bu aslında çok basit bir konu değil ama yani şöyle diyorlar. İnsan tabii hayatında birçok uygulaması doğduğu işte kendi işte milletine dair ait olabilir ama refleks olarak kullandığı kültür ne? Yani daha çok insan aslında biraz onu benimsiyordur tarzında bir şey var. Sizin refleksif kültürünüz sizin aslında ait olduğunuzu hissettiğiniz kültürdür tarzında. Burada aslında son bir soru ben sormak istiyorum. Birazcık da aslında bahsettiğimiz şeylerden biraz farklı evet. Yani. Ama hangi kültüre aitiz diye hani bir soru.